Herkese selamlar, ben Geek de Gecko. Final Fantasy 8'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Şimdi bu bölümde ikinci diskte yapacağımız son side quest'i yapmaya başlayacağız. Geçen bölümde demiştim, epey uzun bir side quest. Yani öyle çok abartı bir uzunlukta değil, fakat dünya haritasının çeşitli bölümlerine uzanan bir uzunlukta olduğu için uzun sayılır. Buradan gitmeyeceğiz tabii ki. Şu yanında olduğumuz kıta Galbadia kıtası, biliyorsunuz. Galbadia kıtasından kestirme yolla kuzeye doğru yönelmemiz gerekiyor. Kuzey dediğim kısımlarda Shumi köyünün olduğu yerler. Oradan aşina olacağınız üzere. Ve yine Dolat. Ne haber Dolat? Güneşin sürekli battığı şehir. Deling City'de sürekli gece olduğu şehir. Final Fantasy 8'de tabi o zamanki PlayStation 1'in gücüne göre gece gündüz döngüsü yapamayacakları için böyle bir yol tercih etmişler. İlerledikçe sadece güneş doğuyor ve batıyor belirli yerlerde. Onun dışında sürekli gündüz. Şimdi biz buraya ne yapmaya geldik, ne maksatla geldik, pek yakında göreceğiz. Yine Shumi köyünün oraya geldik, fakat korkmayın, Shumi köyüyle bir işimiz kalmadı. Şu kubbe biçimde ormana bir girelim bakalım, neyin nesiymiş, ne varmış burada. Evet, bir adet çocuk var burada. Chocobo ormanı başlangıç seviyesi değmişiz. Eğer hepiniz gelirseniz bütün Chocoboları korkutursunuz diyor. Ve Squall, Zelili Rino'ya göndererek tek başına kalıyor. Şimdi Chocobo nedir? Kısaca anlatayım. Chocobo Final Fantasy evreninin yine geleneksel yaratıklarından biri. Üzerine binip at gibi kullandığımız büyük devasa civcivlere denilen isim Chocobo. Bir de onların küçükleri var, Chikobo diye. Onlar da civciv tarzı yaratıklar. Onları geçen bölüm Win Hill Side Quest'i sırasında görmüştük zaten. Şimdi çocukla konuşalım bir. Chocobo mu yakalamak istiyorsun diye soruyor. Evet diyoruz. Yakalamak için bir adet düdüğe ihtiyacınız var. Chocobis adındaki. İstiyor musunuz? İki tane seçenek var. Hayır teşekkürler ve bunun için benden para alacak mısın? Elbette ki bunu seçiyoruz. İki tip flüt, düdük varmış. Bingil istiyor. Bir nutuk için. Bir ödeyelim bakalım. Bize açıklasın neyin nesiymiş. Bu arada çocuğun ismi Chocoboy. Choco çocuk yani. İki adet düdük varmış. Bir tanesi Choco Sonar, Chocoboların yerlerini tespit etmemize yarıyor. Diğeri de Choco Zainer, o da yakalamamızı sağlıyor. Herhangi bir ormanda herhangi bir yerde Choco Zainer'ı çaldığımız zaman bir Chikobo, yani küçük Chocobolardan biri, pardon, Chocobolar bir tanesi değil, birden fazlası düşüyor. Ve Chocosonar'la Chocosonar'ın sesiyle bu Chikoboların, yani küçük Chocoboların, civciv Chocoboların nerede olduğunu öğrenebiliyoruz. Kare ile düdüğü seçip üçgene basarak ses çıkartabiliyoruz. Küçüklerinden istemiyorum diyor Squall. Üzerine binip sürebileceğim bir tanesinden istiyorum diyor. Dur bir saniye, hold your chocobos diyor. sadece bir adet chocobo kaldığı zaman ekranda diyor, anne chocobo endişelenir ve onu aramaya çıkar diyor. İşte o zaman da onu yakalayacağız. Aynen öyle.
gayet iyi tavırlıdır, iyi huyludurlar diyor. Kare ile ilk önce sonara seçeceğiz ve üçgen ile çalacağız. Farklı bir ses çıkıyor diyor. Eğer etrafta çikobolar varsa. Daha sonra yine kareye basıp zayneri seçeceğiz ve üçgen ile düşmelerini sağlayacağız ağaçların tepesinden. Tek başına kalan çikobo ile konuştuğumuz zaman da anne çikobo ortaya çıkacak. Etrafta hiç çikobo yoksa sonarın çıkaracağı ses bu diyor. Eğer etrafta çikobo varsa çıkaracağı ses şu diyor. Yani etrafta çikobo yoksa tek bir bip sesi gelecek ve çikobo varsa 3 kere ardı ardına bip sesi geliyor. Hey, endişeli gözüküyorsun. İşte ben orada devreye gireceğim. Kareye basıp help me'ye, yani yardım et beniye basarsan diyor. Sizin için senin için bir ne derler? Bir fiyat vereceğim diyor ve siz için bir tane yakalayacağım diyor. Etrafta herhangi bir çikobo yokken Zyner'ı kullanırsan diyor, düdüğün çalınacaktır diyor. Bundan sonrası için de ödemek zorunda kalırsın diyor, yine düdük almak için. İyi şanslar diyerek bizi avımızla baş başa bıraktı. Şimdi Final Fantasy 8 dünyasında toplam 7 tane orman var. Chocobo ormanı. Bu başlangıç ormanı giderek zorlaşıyor tabii. Mantığını anlatayım tekrardan. Kareye basıyorsunuz. Chocoboları, yani Chocoboları nerede olduğunu tespit etmek için Chocobo sonları seçiyoruz ve yürürken üçgene basıyoruz. Ve 3 tane arka arkaya bip sesi geldi. Büyük bir ihtimalle buralarda bir yerde. Bu 3 arka arkaya bip sesini duyduktan sonra tekrar kareye basarak Choco Zainer'ı seçiyoruz ve tekrar üçgene basıp Chocoboların daha doğrusu düşmesini sağlıyoruz. Fakat ekranda sadece bir tane Chikobo kalması gerekiyor. Geri kalan ikisine göndermek istiyoruz. Bu yüzden diğerlerini göndermek için başka bir yol bulmamız lazım. Şurada tekrar 3 adet bip sesi geldi. Evet, 4 tane çokobamız oldu. Şimdi bu üçlü sürekli beraber geziyor. Bunu tek başına bırakmamız gerekiyor. Bu üçlüyü birbirinden ayıramıyoruz. O yüzden tekrar çoko sonarı seçip bunları tekrar göndermemiz gerekiyor yukarı. Evet, ekranda sadece bir tane Chikoba kaldı. Onunla gidip konuşuyoruz. Normal çarpıya basarak X tuşuna. Ve yukarıdan anne Chocobo geldi. Şimdi anne Chocobo çıkınca ortaya iki tane seçenek var. Direkt Chocobo'nun üstüne atlayıp ormandan çıkabilirsiniz. Ya da ormanda biraz daha kalmak istiyorum'u seçebilirsiniz. Anne Chocobo geldikten sonra muhakkak bir yerlerde gizli bir hediye olacaktır. Gizli hediyeyi yine sonar ile belirleyip Zainer ile de anne Chocobo'nun sizin için hediyeyi kazmasını sağlıyorsunuz. Mantık oldukça basit, pek bir zorluğu yok yani. Sadece biraz uğraşmanız gerekiyor. Bunun üzerinde Aura Stone aldık. Gayet nefis. Şimdi Chocobo'yla, Choco çocukla konuşalım. Gizli bir eşya mı verdi size? Bu samimiyeti göstermenin bir yoludur çokobolar için diyor. Bu ormandaki çokobolar sizden, onlardan biri olarak görüyor diyor. Başka bulmanıza gerek yok diyerek gazı verdi bize. Bu ormanda başka yapacağımız bir şey kalmadı. Ve ilk yakaladığımız çokobo için bizi tebrik ediyor. Tam da gidiyordum diyor. Bize ilk yakaladığımız Chocobo'yu kutlamak için bir adet Chikobo verecekmiş hediye olarak.
küçüklerinle bir alakam olmayacak diyor Squall, fakat hadi onu isimlendir diyerek elimize tutuşturuyor çocuk. Boko adlı Chikobo'yu aldık. Şimdi tema şarkısı çaldığına göre Chocobo dünyasını açıklayabilirim diyor. Gerçekten çok kolay. Pocket Station'ı slot 1 ya da 2'ye yerleştir diyor. Menüden save menüden Chocobo World'ü seç diyor. Ve Chocobo World bundan sonra başlar diyor. Ve Chikobon yani Boko macerasına atılır diyor. Şimdi bu olay nedir? Boko sırayla gidelim. Final Fantasy 5'teki bizim ana karakterin kankası olan Chocobo'nun ismi aynı zamanda. Gördüğünüz gibi sürekli arkamızda dolanıyor minik Boko. Şöyle tepeden gösterelim. Daha rahat görünür. Chocobo'lar bu oyunda hani olmazsa olmaz elemanlar değil. Fakat hani Balam Guard'ın hantallığından biraz olsun kurtulmak adına bunları kullanabiliyorsunuz. Pocket Station dediği şey de Sony'nin başarısız olan, daha doğrusu sadece Japonya'da çıkan bir PlayStation 1 eklentisi. Ve yeni bir yaratıkla karşılaştık. Hazır yaratık da yeniyken Squall'ın Lionheart'ını da göstereyim. Mavi mavi parlıyor enfes bir şekilde. Bu yaratıkların adı Mesmerize. Bizde olmayan bir şey yok belli ki. Bir sakin olsanız çok daha güzel olacak. Ho ho ho. Gördüğünüz gibi Zell hayvani vuruyor. Ekleştirdiğimiz triple sayesinde strength'ine. Bok gibi experience verdi. Fakat life ring aldık 2 tane. Fena değil. Pocket Station'ı PlayStation 1'in memory card yuvalarından herhangi birine takıp veri aktarımı yapıyorsunuz. Yani save'inizi aktarıyorsunuz. Ve böylelikle Final Fantasy 8'in eklentisi olan Chocobo World adlı mini oyunu oynuyorsunuz. O mini oyunda 8 bitlik bir şey. Pocket Station'ın renksiz bir ekranı vardır. İlk Game Boy gibi. Onunla ekstra bir yan maceraya koşuyorsunuz. Fakat Pocket Station dediğim gibi sanırım Japonya dışına çıkmadı. Çıkmadığı gibi de ana oyuna herhangi bir etkisi yok. Tamamen ekstra bir olay. Daha önce hiç oynamadım. Oynayanı da bilmiyorum. Final Fantasy'yi bilen yok etrafında. Kaldı ki Pocket Station'ı falan bilen olsun. Etrafımda derken yani yüz yüze görüştüğüm arkadaşlardan. İnternette elbette ki Final Fantasy bilen onlarca kişi var. İkinci orman buralarda bir yerde, fakat tam olarak yerini hatırlayabilecek miyim acaba? İşte bu yüzden de zaten biraz uzun bir side quest bu. Hani bütün Chocobo ormanlarının yerini hatırlayamayabiliyorsunuz. Buralardan değildi hatırlıyorum. Ha işte. Bir saniye, yok. Burası değil. Orası gitmemiz gereken 3. Chocobo ormanı. Peki ikincisi nerede? Enfes bir soru. Ups. Sakin. Bir at kadar hırçın olabiliyor zaman zaman Balam Guard'ın. Dağla tepeyle karşılaşınca. Lan! Anasını siktik ya, sağa sola sürterek.
da değil. Kıyıya yakın bir yerlerde olduğunu hatırlıyorum. Kesin yanlış hatırlıyorumdur. Geri geri daha hızlı gidiyor bu arada. Balam Garden. Buralarda olabilir mi acaba? Evet, tam olarak burada. Lan! Geçemiyorum okulun altındaki haleden dolayı. Tam olarak yerini de göstereyim. Tam olarak şurada. Chocobo ormanı ikincisi yani. Girelim bakalım ikinci ormana. Mantık aynı mantık. Değişen bir şey yok. Daha fazlası için mi geldiniz? Elbette ki. Hayır, açıklamana gerek yok. Şimdi yine sonarı seçiyoruz. Ve ilk denememizde Chocobo bulduk bir tane. İki tane. Bu arada sakın ola bu Chocozainer'ı boş yere kullanmayın. Çünkü gerçekten de yukarıdan bir Chocobo gelip flütünüzü, düdüğünüzü her neyse çalıyor. Ve bir daha para ödemek zorunda kalıyorsunuz tekrar almak için. Evet, 3 kere öttü. Sonarımız. Bir tane daha bulduk. Anlaşıldı, tamam. Şimdi 5 adet Chocobo oldu ekranda. Bunların sadece bir tanesi tek başına indi. Diğerlerini de geri göndermemiz gerekiyor. Ha siktir. Üçü birden gitti. Niye öyle oldu? Lan! Menüye niye girdim yanlışlıkla? Bir daha deneyelim. Hah! Tamam. İyi. Bu çok Chocobo'yu tek başına bıraktık ve anne Chocobo geldi yeniden. Naber? Şimdi tekrar sonarı equip edip sesi zar zor duyuyorum bu arada. Neredeydi lan? Geride miydi? Burada bir yerdeymiş. Tamam. Buldum. Bu arada Chocosonar'a gerek yok sanırım. Anne Chocobo'nun
hediyeyi bulması için. Boşuna sesle oynadım o kadar. Evet, evet, biliyoruz. Evet, bu ormanla da işimiz bitti. Yine binip gidelim Chocobo'ya. İkinci ormanı da hallettik. Bu bölümde 3, gelecek bölümde de kalan 3 ormanı halletmek istiyorum. Evet, yine şöyle bir ayıp olmasın diye sürelim Chocobo'yu ve sonra Vargit yoluna diyerek gönderelim Boko ile beraber. Şimdi bir sonraki orman, demin de gördüğümüz üzere yine buna oldukça yakın bir yerde. Şuradan gidiyoruz şöyle. Dere tepe aşarak evet, oldukça yakınındayız 3. ormanın. Buradan sola döner dönmez. Ya amına koyacağım bu ani hareketlerin ha. Evet, hemen burada. Demin yanlışlıkla buraya gelmiştik hatırlarsanız. Girelim bakalım 3. ormana. Burası biraz daha büyük bir orman. Neyse ki her orman tek bir ekrandan oluşuyor. Aha. Başlar başlamaz iki tanesi geldi bile. Pekala. Hemen girişte bir tane olması lazım. Choco Zainer'ı seçip çağıralım aşağıya. Şimdi bu diğer ikisini de bir şekilde göndermemiz gerekiyor. Şurada bir adet bölge bulduk gibi. Ve üçü birden tekrardan gitti ortalıktan. Güzel. Bir tek bu kaldı. Ve anne Chocobo da hemen şurada belirdi. Şimdi yine Choco Zainer'ı equip edip şuradaki hediyemizi alalım. Shellstone aldık, Polystone aldık bir tane. Başka var mı acaba hediye buralarda? Başka da yok. Evet, bu ormanın işi de bu kadar. Evet, evet. Yine Chocobo'muzu alıp dışarı çıkalım. Biraz sürüp haydi var git yoluna diyelim. Evet, bu bölümü burada bitirelim. Epey bir uzayacak yoksa. Tekrar ilk save'e dönelim. Chocobo ormanlarından ikisini yaptık. Üçünü yaptık. Üçü kaldı. Bu arada ekranın sağ tarafında iki adet Chocobo World dosyası açıldı. Save sekmesi altında menünün. Tabi bunlara asla kullanamayacağız. Pocket Station'ımız olmadığı için. Belki onu da emüle etmişlerdir. Tam bilmiyorum. Evet, bu bölümlük bu kadar. Ben GeekDGeko. Gelecek bölüm Chocobo Ormanı Side Quest'ine devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.